Evet. Zaten kafama her zaman çok takılmıştır ama son zamanlarda birazcık daha ağır vurduğu için ve benim Türkçe rap'i sevmeme sebep olan iki şarkıdan biri olduğu için birincisi Benim Derdimdir. Mahallemizde turlar at sözlerini bir yazıp tekrar kafamda analiz ettim ve şu an bunu açıkçası söylemeye de değer buldum. Şimdi bak. İlk başladığında ya ben bunun her cümlesi beni kafamdan silahla vuruyor da onu boş ver. En bana böyle bakınca okuyayım dedi tenleri lazım yani. Fazlasıyla sıradan iş hatırlayıp da ölmek demiş. Şimdi bu çok hani neyse yorum yapmayacağım. Bu tantanan belki kavimler göçülmez. Çarlık Rusyası'nda dahi tek bir ruble etmez. Tamam. Çünkü bu sürekli olarak bir şeyler anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Hatırlıyor muyum? Bu tantanan belki kavimler göçülmez. Çarlık Rusyası'nda dahi tek bir ruble etmez. Böyle de. Sonra işte bu senin şölenlerinde durmadan alevli oklar. Fırlatıldı kör bir okçudan sonucu hüsran. Nedir? Kör bak. Çıkmayan bu candan ümidi kestin anlamam. Unutma ben bir solitarı kızım sarayı yakan. Sen ne yapıyorsun ya? Beni evet sanırım çıkmayan bu candan ümidi kestin anlamam. Benim herkese trip atar bir şekilde söylemek istediğim cümlelerden bir tanesi mesela. Çıkmayan bu candan ümidi kestin anlamam şeklinde. Tamam. Sonra buraya çağırsaydın gelirdim. Adabıyla söyledim. Demiş. Ne yani şimdi sen ümit besen mi oldun? Kendi başına iş çıkar. Anca hüsnü kuruntun. Değil mi? Burası da bir sanatçı feryadıdır aslında. Çoğu sanatçının anlayabileceği bir az taşradan gelmişlik de içerir. Çeşitli familyalardan, çeşitli akrabalardan duyulan sözleri vesaire de içerir, tamam mı? Sonra burada bak 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 gel gel. Sabah olup da evden çıkmadan şöyle bir bak. Evden çıkmadan bu yatağı ferfecir bırak. O tip bir hissiyata bulabilir misin sürat? Bir akşam çık da gel mahallemizde turlar at.